Derin 3.30'da uyandı. Onu uyutmak için çok uğraştım. Ondan sonra artık ses yapmaya başladı. Ve Arya 4.30'da uyandı. 4'te hatta. İşte şu an 4.30, yani kahvaltı yapıyorlar. Siz düşünün. Ben de bir kahve yapacağım kendime. Ya yani ayılmam gerekiyor. Çocuklarım uyku tutmadı bugün. Anlamadım. Gitti. Oh. Ben de bir kahve içip salonda uzanırım, onlarla sevgilerimi izlerler. Ama Derin bugün okula gittiğinde bayağı bir uykusu olacak yani, belli ki. Biz artık basbayağı uyandık yani. Saat 5.30'a geliyor. Ben biraz laptopta çalıştım. Sizin yorumlarınıza baktım. Arya kuzu ve Derin de mısır gevreği yedi. Çiğ seviyorlar onları, yuvarlak olanlarından. Ondan sonra şimdi Arya biraz kraker istedi. Ben de acıktım. Gelmeyecek bir şeyler hazırlayacağım. Dün dinlendiğim için mutfağı biraz tezgahı böyle şey boş bıraktım. Yani yapmadım bir şey. Çocukları uyuturum, öyle yaparım. Çünkü Arya birazdan uyur zaten. Değil mi anne? Gel kraker yiyelim. Dün kim sana onu aldı Derin? Say good morning. Good morning. Günaydın de. Günaydın. Peki günaydın. Günaydın. Allah'ım şu şapşaya bak. Günaydın de. Günaydın. Peki günaydın anneye, babaya. Söylemek istemiyor musun? Çok erken değil mi? Öyle bir aksiyon için. Ne? Hayır, onu yemezsin. Bu anneyle babanın gece şeyleri bunlar. Herkese official günaydın. Saat şu an 12.30, hatta 1'e doğru geliyor olabilir. Sabahımız bayağı yoğun geçti yani. 4'te 3.30'da vlog çekiyorum. 3.30, 4 gibi falan uyandık işte. Yani bir garip bir sabah yaşadık. Ondan sonra Arya kuzuyla ben... Arya kuzuyla ben 6 gibi uyudum. Ondan sonra Serhat evdeydi zaten. Derini okula bıraktı falan filan böyle. Sabahımız öyle geçti. Bugün salon ve çocukların odasının dip köşe giriştik Serhat'la birlikte. Evdeyken de bir fırsat bu fırsat yapakları çekti. İşte bugün kendimi biraz iyi hissediyorum diye. Dedim ki biraz ortalığı toparlayabilirim. Ondan sonra yatakları çektik, altını dip bucakla böyle bir güzel bir temizliğe giriştik. Ondan sonra işte temizlik falan yaptık böyle. Bayağı kendimi iyi hissettirdi bana. Çünkü ev böyle kötü görünce hiç hoşuma gitmiyor. Neyse ki çocukların odası bitti, salon bitti. Benim oda ve banyo kaldı yani. Mutfak zaten her gün yapılıyor. Ondan sonra burayı da artık Serhat dedi, akşam dedi ya erken geldiğimizde yaparız ya da başka bir gün yaparız dedi. Çıkıp biraz dolaşalım. O da izin aldı bugün evde yani. Biz de hazırlanıyoruz. Şimdi çıkacağız dışarı biraz gezelim dedik. Çünkü izin gününde sürekli evdeyiz, bir şey yapmıyoruz böyle birlikte. O yüzden birlikte bir şeyler yapalım dedik. Çıkacağız. Annemi de alacağız. Annem çünkü çalışmıyor akşamları artık. Gün içinde sabah gidiyor biraz. Ondan sonra gitmiyor. Neyse, ben bu videoyu doldurmak istemiyorum sohbetle. Put your belt on. Put your belt on. Görüyor musunuz nasıl? Put your belt on. Yes I do. Let me see. Ha, aferin oğluma. Çünkü eğer yapmazsan hiçbir anlamı kalmaz bebeğim. Arya. Bak kemeri nereye dolamış. Arya, kemerini takar mısın Arya? Mami. Aferin, bak abi gibi yap. Ben fakir istiyorum. İstediği bir şey gelince nasıl Türkçe konuşuyor? Ben fakir istiyorum. Ama bilmiyorum var mı yok mu? Benim arabada vardı Derin. Burada var mı yok mu bilmiyorum. Bir tane kalmış. Çok şanslısın. Elim ne kadar kurumuş. Çok fena şekilde elim kuru. Bir krem falan sürseydim keşke. Neyse. Blue Boot'a geçeceğiz. Orada alışveriş merkezine geçeceğiz. Zaten 2'ye doğru gidiyor. Büyük bir ihtimalle tüm akşamı da orada kalırız yani. Akşam döneriz artık.
yüreklere taştın. Beyazlar bir tarafa, şey bir tarafa renkler. Çok güzelmiş. Başarı ama. Onun fiyatına bir bakar mısın anne? 150 sterlin. Yürü yürü. Yürü. Buradakiler bilir. Yani benim John Lewis'e geldik. Serhat buradan alışveriş yapmak istiyor. Tabii ki de yapmayacağım. Ya niye yapalım? Niye o kadar para harcayalım? TK Maxx'ten alacağız tabii ki de. Ha? Baksana o küçücük şey 250 sterlin. Ya. Pahalı. Ya çok güzel şeyler var burada. Otantik şeyler var ama. Ya Blue çok güzel ya. Yani alışveriş merkezi olarak sessiz sakin. Gelen müşteriler kaliteli. Ama ben acıktım. Ben çok acıktım. Şu an enerjim düşük olabilir. Çünkü bir saat yol geldik ve çok acıktım. Arabada bayağı oturduk. Evet. Bugün yeni montunu giydi. Gel aynalara bakalım. Yatak örtüleri falan da var burada. Bayağı güzel nevresim takımları. Ama tabii fiyat bayağı yüksek çıkıyor yani. Güzelmiş şu sarı olan. Bu çocuk nevresimleri. Why do I look so stupid? Oh shit, I do it so. Ayna bayağı kısa gösteriyor. Ekranda öyle değil ama. Serhat'ın ceketini giydim çünkü şey üşüdüm. Tişört giyiniyordum. Annem. Ha? Neredesin anne? Bak şu güzel. Size bir tane boy aynası lazım değil mi girişe? Giriş için. Güzel, ama küçük o. Okulda hani bir öksürür de 10 tanesi öksürür ya siz ikiniz var ya. Ha? Bunlar normal ki bunlar daha büyümler de böyle. Ya bu güzel tam buraya da uyar. Değil mi? Hı hı. Devin, you don't want to do any scribbling? Yeah. Al bak, senin kitaplığın orada. Her şeyi verdik, yemek yiyeceğiz. Ondan sonra gezmeye devam edeceğiz. Çünkü acıktım. Şimdi bir şey atışırsaydım. Ondan sonra bir saat sonra annem ve Serhat yemek isteyecekti. O yüzden dedik hep birlikte yiyelim. Ondan sonra dolu kafayla gezelim. Yemeğimiz geldi. Ben tavuk istedim. Şöyle yarım göğüs. Ondan sonra sarımsaklı ekmek. Pilav. Biraz patates. Bu da Arya kuzumun. Yemeğe, bezelyeye ve patates pürüsü. Tamam.
Ondan sonra bu da derini zaten bir porsiyon aldım. İkisini böyle derinle ayrıyorum. Biraz şeyli mi geldi acaba? Onun tadına bir bak. Biraz mı acaba? Ne tamam vermeyeceğim. O aslında çok güzel bir şey. Serhat yarım tavuk aldı. Annem de benim gibi çeyrek tavuk aldı. Göğüs. Ama annem yanında kutlar. İlaç almak şey başlıyor. Şey. Ha, su vereceğim. Su var. Fraser'ye bıraktık. O bir tane Levi's ceketi varmış siyah. Burada Levi's dükkanı vardı mağazası. Baktı ama orada yokmuş. House of Fraser'ye bakacak. Biz de Montsuyn'a bakacağız. Düğün kıyafetleri için. Çünkü önümüzde iki tane düğün var. Ona kıyafet bakmamız gerekiyor. Erin, ellerini buraya koyman lazım. Evet. Arya. Tamam, bu çünkü büyük bir pumpkin. Gel bu örümceğe gel bu. Bu. Bak bu örümcekli pumpkin. Gir içine bakayım. Gir içine, içine gir. Evet. Hadi gir. Gir, ben buradayım. Wow. Don't get it. The spooky monsters. Wow. Don't get me. Tamam aşkım. Don't get me. I'm gonna be a werewolf. No. Hadi söyle. Hadi sen gir çünkü ben giremiyorum. Benim göbüş var. Ooh. Göbüş. Sakin. Sakin dostum. Okay, we can get out of here. Çok yorulduk. Çıktık şu Cadılar Bayramı konsepti yapmışlar şurada. Ve böyle Cadılar Bayramı'yla ilgili işte
eşyalar satılıyor. Tabii bizim çocuklar biraz ürktü. İstiyorlar ama sonra girince de ürküyorlar. Ben bir şey anlamadım yani. Yani görenler zorla çocuklara tıkıyorum. Bir de ben ses çıkardım. Bilmiyorum, belki müzik koyabilirim arka fona. Çünkü telif olabilir. Ben böyle yapıyorum. Uuu yapıyorum. Evde yapınca onlar bir şey olmuyor. Ben yapınca oluyor. Neyse, annem şu dükkanda. Arkamda Phase 8. Orada nikah için elbise baktı kendisine. Bir tane de beğendi, aldı. Tabii ki de göstermeyeceğim. Sürpriz olsun çünkü nikahta giyecek. Ondan sonra ben de ağzım böyle bir kurudu. Kendime buzlu kahve aldım ama pek şey yapmadım. Yani tüm buzu koymuşlar içine. Ben de tüm buzlu olanı sevmiyorum. Böyle kaş olunca seviyorum. Hani iyice buzlar ezilince. Serhat montunu bulmuş, ceketini. Biraz önce burada oturdum zaten. Dedim artık kim kimi ilk önce bulursa. Çünkü onun telefonu da bende kaldı. Ondan sonra neyse ki tam zamanında ben oradan çıktım. O karşıdan geldi. Gördük. Gösterdin mi babana? Yeah. Baban korktu mu? Gösterir taştı zaten. Gerçek. You run away. Ama güzel yapmışlar, gördün mü? Bir şey göremedik, kapıdan giremedik. Ha. Anne ne yapıyorsun? Kapıdaki bu igloyu gördük, kaçtık. Silly Derry. Çok yorulduk, arabaya bindik. Alışveriş yapan arkadaşlar burada. Keyif aldınız mı bugün? Yeah. Üstündeki ceketi yeni aldı. Bayağı hoşuna gitti. Bir de indirimli aldı. Hayırlı güzel olsun. Bir şey. 110'dan 85 sterlin. Güzel bir şey. İstediğin gibi bir elbise buldun mu? He, aldım. Güzel ama sürpriz. Nikah için. Ama sürpriz. Sürpriz. Bu tiple dışarıda bakamadığım için internetten bakıp alacağım. Çünkü çoğu gebelikler, bilmiyorum başka ülkelerde de öyle mi, ama bu mağazaların içinde satılmıyor. Sadece online satılıyor. Hani Mafke'ye giderseniz o ayrı bir şey ama normal böyle büyük diğer markalar sadece online satış yapıyor. Benim de acayip bir uyku bastı böyle. Trafiğe de girdik. İnşallah çabuk çıkarız ama herhalde gidecek gibiyiz. Vallahi yavaş yavaş gidiyor. Gidiyor gidiyor ya, trafik yok. Arkadaki bebişler de mutlu. Benim de zaten mutlu oldum var ya. Kızın bebeği nerede? Hayır, kızımın bebeği nerede? Arkaya mı koydun? Yok. Hani bebeğin? Hani bebeğin var ya? Arkada yüzüyor. Sen bunu mu beğendin? Anan gibi şişko. Hem de ondan 3 tane koymuşlar baya. 2 tane aldım. 3 tane koymuş. Tamam, ver aşkım. Güzel kuşumlar vardı. Ben de gördüm şeyde, Next'te falan çok güzel kışıklar, kazaklar vardı anne. Ben şimdi alamıyorum ama tam böyle ünlü güzel kazaklar vardı. Benim mağazamda da güzel şeyler var. Face'in içine girdin mi? Girdim. Seneye nişanla kısmet olursun. Düğünü geçirelim. Zaten bu sene anne, bence sen geçen sene birkaç bir şey almıştın sanki. İşte hiç almadım geçen sene. Hep bir daha. Ha, ben Primark'tan almıştım, sen almadın. Ben almadım. Çünkü geçen sene alışveriş yapmıştık. Ben Primark'tan bir ton kazak almıştım. Efendim açtım efendim. Hepsi de olur yani. Ama kazakları dışında. Kız diyor annemle konuşma, benimle konuş. Ev içinde giymeyi sevmiyorum çünkü çok sıcak oluyor. Ama hepsi de büyük zaten. O zaman öyle bir size almıştım. Bunların hepsi poşetin içinde. Çıkarmam lazım hepsini. Bizim burada kışlık kazaklar giyinmiyor ki evin içinde. Çünkü sürekli kalorifer çalışıyor. Güzel, çok sıcak oluyor. Anca dışarıda sonra gelir gelmez çıkarsın. Biz eve geldik. Annemi eve bıraktık. O da yoruldu, bayağı dinlenirim dedi. Ben de dükkana uğradım. Çünkü evde temel ihtiyaçlarımız yoktu artık yani. Süt, ekmek, yumurta, bir tane yufka aldım. Geçen kullandığım yufkayı size göstereyim. Şuydu. Bu hangi marka? San Tat yazıyor. Ve baklavalık, böreklik, taze yufka. Ben bunu geçenlerde kullandım. Çok da lezzetliydi yani. O yüzden tekrar aynısını aldım.
biraz peynirim var ve her gün öyle yani kahvaltı yapmadığımız için o peynirler kaldı. Tarihi neredeyse geçmek üzere. O yüzden dedim en iyisi börek yapayım. Börek olunca yeniliyor börek de. Yani git gel yeniliyor, öğlen yeniliyor. Ne bileyim bir çayda falan da yeniliyor. O yüzden börek yapacağım. Kendime bir tane cips aldım akşam için. Bir tane de şöyle çilekli turta gibi bir şey aldım. Bunu dedim çocuklar uyuduktan sonra ben de video başına oturduğumda artık böyle keyif yaparım diye düşündüm. Şimdi ben mutfağı toparlayacağım. Serçuk da içeride çocuklarla ilgilenecek. Biraz yorulduk. Yani bayağı yorulduk açıkçası. Ama mutfağım şu an leş içinde. Sabah böyle bıraktık gittik. Sabah biraz temizlik yapınca Serhat dedi hadi hemen çıkıyoruz dedi. Çıktık yani. Neyse. Bu arada ev sahibinden hala haber gelmedi. Yani o yüzden bulaşık makinesi konusunda hala bir bekleme aşamasındayız ama Serhat da ben de herkes hemfikir yani bu eve bir bulaşık makinesi şart. Çünkü gerçekten zor oluyor. Neyse ben işime koyulayım. Şimdi birkaç arkadaşım var onları izleyeceğim. Bir şeyler izlerken iş yapmak daha kolay oluyor. Ondan sonra yoğurt çıkartayım çocuklara. O biraz kınasın. Serhat yoğurt da versin çocuklara. Annem yoğurt yapmıştı. Yengemin verdiği yoğurdu. Birkaç gün önce yengem de yoğurt verdi. Onu bitirdik. Annem de yoğurt mu yapmış? Dün küçük bir böyle tencereye koydum. Çünkü bize anca yetiyor. Fazla yoğurt yiyen yok. Çocuklar yiyor bir tek. Onlara da her akşam vermeye çalışıyorum. Yani süt vermiyorum akşam ama yoğurt her gün vermesem de unutmasam vermeye çalışıyorum. Hem antioksidant iyi bir şey. Vücudu temizliyor. Hem de uyku yapıyor. Güzel uyku yapıyor. Çocuklar uyudu. Ben de abur cubur hazırladım. Bu benim. Bu da Serhat'ın siyah çikolatalı rice cake. Bilmiyorum ama böyle bir şey. Yani sağlıklı. Bu da sağlıksız. Tam bana göre. Çok güzel. Ondan sonra da iki tane papatya bitki çayı. Şimdi sorularınıza cevap vereceğiz. Ben şimdi videoyu bitirdim. Yani şöyle bir şey oldu şimdi. Ben bugün vlog çekerken fazla bir şey çekmedim zannedip. Serhat'a dedim ki soru cevap yapalım yani bir iki tane soru cevap yapalım. Tamam dedi falan. Ondan sonra yaptık ve yapınca da Serhat'ın maşallah konuşası tuttu ve 20 tane soru falan cevapladık. Ondan sonra şimdi edite otururken bir baktım ki günlük vlog olmuş zaten 23 dakika. Ve sohbet videomuzda neredeyse bir saatlik şey var, footage var, çekim. O yüzden ayrı koymaya karar verdim. Yani bugünü izliyorsunuz, yarın da soru cevap videosu gelecek, yayında olacak. En azından bir gün kazanmış olacağım. Ya aklımda o plan yoktu ama öyle oldu. Neyse ben bunu sonlandırıyorum. Yarın günlük vlog yerine soru cevap videosu olacak. Bu şekilde ben de bir gün dinlenmiş olacağım. Sizi çok seviyorum. Yarın görüşürüz. Yani soru cevap videosunda. Ertesi gün görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye.